Bump Mag'in sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 2 Kasım 2012 haftasında 4 yeni filmimiz gösterime giriyor. Bunlardan ilki 50 yıldır karşımıza sürekli aynı yaşlarda çıkarak bazı animasyon karakterlerden bile daha az yaşlanan James Bond karakterinin 23. kez ölümden kıl payı kurtulduğu Skyfall filmimiz. Javier Bardem'in adeta No Country for Old Men filmindeki halinden daha yüzücü görünebilmek adına oynamayı kabul ettiği bu filmimiz, özellikle fragmanda 2-3 saniye İstanbul görüntüsü görüp filme koşan, izledikten sonra ise Türkiye'ye ne biçim göstermişler diye söylenecek olanlara hitap ediyor. Bond, James Bond. Skyfall filmimizde İstanbul, Adana ve Fethiye dışında Türkiye'ye has başka bazı görüntüler ve karakterler de mevcut. Örneğin Javier Bardem, sanat güneşimiz Zeki Müren'i canlandırıyor. Üşüdüm üstü, öpsene anne, 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 anneciğim. Fakat Zeki Müren'i de maalesef bu filmimizde biraz kötü göstermişler diyoruz. Bu hafta gösterime giren bir diğer filmimiz ise önce senaryosunun Özcan Deniz'e ait olduğu açıklanan, sonra senaryosunun bir Güney Kore filminden Arak olduğu ortaya çıkan, daha sonra ise uyarlama senaryosunun Özcan Deniz'e ait olduğu açıklanan Evim Sensin filmimiz. Eğer bunu içersen sevgili oluruz. Özcan Deniz'in kendi sesiyle oynadığı filmleri kulağı bile kanamadan tamamlamayı başarabilenlerin kaçırmaması gereken bu filmimiz, aynı zamanda tüm karakterlerin bağırarak ağladığı romantik dramlara da özel bir ilgi duyanlara hitap ediyor. Evim Sensin filmimizde Özcan Deniz de bir inşaat işçisini canlandırıyor. Her gördüğünüz inşaat işçisi gibi bu filmde Özcan Deniz'in canlandırdığı inşaat işçisi de daima şık ayakkabılar ve pahalı arabalarla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bankada da nakit 100 bin lirası olan bu inşaat işçimiz aralanmaz da bir playboy. Kızım bunlar bildiğin ameli. Türkücü filmleriyle ilgili jübilesini 80'li yıllar video kaset döneminde Hakkı Bulut filmleriyle gerçekleştirmiş olanlar da yaşadı. Çünkü bu hafta gösterime bir başka yerli filmimiz daha giriyor. Aşkın göze ihtiyacı yok. Çıkar gözle. Özellikle ulusal yarışmalarda ödül kazanmış filmlerin kendilerini tartışmak yerine bu filmlere kimlik kontrolü yapmayı tercih edenler de bu hafta gösterime giren Babamın Sesi filmimizden uzak dursun diyoruz. Hasan. Bu arada bu kavara tutuşumu da aynı oka. Film ekimi döneminde izlemek istediği filmin biletine sahip olabilmek için en yakın arkadaşını gözünü kırpmadan öldürüp cesedini ortadan kaldıranlar da bu hafta bolca vicdan muhasebesi yapacak diyoruz. Çünkü festivalden sonra Ruby Sparks filmimiz bu hafta gösterime giriyor. My very great love, Ruby Sparks. İlk filmleri Little Miss Sunshine'la bazı hipsterlara 6 yıl boyunca konuşacak malzeme veren yönetmen ikilisinin yeni filmi Ruby Sparks da bu hafta tekrardan hipsterların gönlünü muhakkak ki fethedecek diyoruz. Size doğum günümüzde gelen yeni hediyelerden birini tanıtacağımız DVD köşemizde bu hafta Bond'un özel 50. yıl setini elimizde tutuyoruz. Bond serisinin 22 filminin ve 6 Bond'un oynadığı tüm filmleri bir arada buluşturabilen bu özel box setimizi ise Türkiye'de herhangi bir yerde bulabilmenin heyecanını yaşayabilirsiniz diyoruz. Ama maalesef özellikle Blu-ray baskısı oldukça pahalı. Bakalım kimler bu seti almaya cesaret edecek diyor. Bu hafta da Bond Mag Sinema programının sonuna geliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın. Çıkar gözlerini! Aç! Aç! Kalbimin kapılarını dünyaya kapattım. Günahkarsın sevgilim.